Arkadaşlar merhaba. EZCO kullanarak web sitemize bir sanal post entegrasyonu yapmaya çalıştık. Bunun için Next.js ve Node.js kullandık. Şimdi birazdan birlikte onları inceleyeceğiz ve projemizi geliştirmeye başlayacağız. Eğer hazırsanız hadi şimdi başlayalım. Evet şimdi projemizi oluşturmaya başlayacağız. Nelere ihtiyacımız var? Şöyle öncesinde bir konuşalım. Şimdi normalde Next.js kullanacağız. Genellikle benim kanalımdaki diğer videolarda bakacak olursanız genellikle Next.js ile geliştirdim. Şimdi neden Node.js'e kullanıyorum birazcık ondan bahsedeyim. Şimdi izikonun ne yazık ki Next.js ile ilgili sorunları var birazcık. Zaten sayfasına geldiğimizde de Next.js ile ilgili bir örnek bulamıyoruz. İnternette birazcık araştırma yaptığımda da Next.js'in paketi ile ilgili genellikle sorun oluyor. Diyor ki işte işte bunu tanıyamadı, bunu bulamadı. Yani bunun içinde kullanacağımız bazı şeyler e, ee, ile birlikte gelen, Easy ile birlikte gelen paketin içindeki bazı şeyler ne yazık ki Nexiyete de çalışmıyor. O yüzden dolayı Nexiyete de yapamıyorum. Peki o zaman alternatif ne yapmamız gerekiyor? Ee, bunun için ne gibi şeyler düşünebiliriz? Madem öyle, o zaman ben buradaki sayfadaki şeylere bakarım. Java var, .NET var, PHP var, Magento var, Mobil SDK, Node, Ruby bu görmüş olduğumuz gibi birden fazla çeşidi var ve bunlar demek ki çalışıyor. Eğer ki bunlar çalışıyorsa demek ki o zaman ben Next.js'ye yakın olan bir şey olarak Node.js'yi kullanarak aynı şekilde bunu üretebilirim ve isteklerim o zaman ben ne yapabilirim? Next.js'den yine aynı şekilde bir site yaparım. Yapmış olduğum siteden sonra Node.js'ye yönlendiririm Node.js'de paya istek atar ve ödeme işlemini tamamlar ve bana ona göre ne yapar? Bir işlem sunar. Şimdi birlikte aynı şekilde bunu yapacağız. Yani biz EasyPay'da bir API oluşturacağız. Next.js'den bu API'yi tetikleyeceğiz ve sonucu alıp kullanıcı başarılı ya da başarısız gibi bir sayfaya yönlendirebiliriz. Çeşitli işlemler yapabiliriz. Bu bölümde başarılı sayfaya yönlendirmeye vesaire kısaca anlatacağım ama tam olarak bir örnek yapmayacağım. Sadece bir form çalıştıracağım ve bu formu nasıl kullanabiliriz buna bakacağız. Bundan sonraki projelerimde geliştirmiş olduğum diğer projelerde yani full stack olarak geliştirmiş olduğum diğer projelerde yine aynı birkaçında belki bunu kullanırım yine aynı şekilde Stripe'ı kullanırım. Bunları kullanarak ne yapacağız yine projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim hemen bunlarla ilgili başlamaya. Şimdi ilk olarak benim Google'a gelip işte Sandbox EasyPy yazarsanız karşınıza şöyle bir site gelecektir. Bir, bir, birkaç geri geleyim bakalım gelecek mi gelmedi. Şöyle evet, tekrar gelip göstereyim. Sandbox EasyPy ya yani şöyle EasyCo diyelim. Bu şekilde bir site var. Yine aynı şekilde buraya geliyoruz. Burası EasyCo'nun denemeler için kullanılan bir site. Yani burada gelip e, geliştiriciler aynı şekilde gelip burada ne yapabilirler? Kendilerini test edebilirler. Daha sonra bu Easycore'a başvurdukları zaman e, buradaki URL'i değiştirirler ve aynı zamanda bunun için verilen secret key'i değiştirirler ve daha sonra projelerinde e, kullanmaya devam edebilirler. Şimdi hemen şöyle yapacağım. benim buraya bir hesapla giriş yapmam gerekiyor. O yüzden dolayı gelip buraya bir giriş işlemi yapıyorum. Burada bir SMS kodu istiyor benden. Bu SMS kodunun bu şekilde 1 2 3 4 5 6 yani telefonunuzda bir SMS gelmesini beklemeyin ve aynı zamanda kayıt olmanız gerekiyor. Tabii benim şu an hesabım olduğu için direkt ne yapıyorum? Giriş yapıyorum. Kayıt olduktan sonra zaten direkt otomatikman hemen aktif oluyor zaten bir sıkıntı yok yani bir beklemeniz gereken bir durum yok yani daha sonra SMS kodunu yine aynı şekilde gelip buraya giriyorum ve girdikten sonra da burada neler var bir bakalım şimdi ben daha önce de API istekleri attım çünkü test ettim sonuçta ben bu projeyi bu videoyu çekmeden önce ilk başta test ettim ve daha sonra da e, kodlarımı düzenledim şimdi size sunacağım aynı şekilde tekrar yazarak şimdi normalde ben bir işte e, API istek attığım zaman bana başarılı ya da başarısız diye bir sonuçlar dönüyor şimdi aynı zamanda Google'a gelip izli e, koy e, e, test kartları yazarsanız eğer burada kart numaraları çıkacak bunları da yine aynı şekilde kullanacağız benim 60 istek atmış olduğum kartlarda şöyle baktığımızda başarılı ve başarısız olan işlemler olduğunu görüyoruz. Hatta burada validation işlemleri var görmüş olduğumuz gibi. Kart numarası geçersiz, expiry geçersiz gibi çeşitli bilgiler var. Bunlar da yine ne yapabiliyoruz? Aynı şekilde kullanabiliyoruz. Şüpheli işlemlerde bir şey yokmuş. Harcama itirazı Bunları denememişim. İptal ettiğim bir şey olmadı. İhal ettiğim bir şey olmadı. Ne yapabiliyoruz? Burada bunda diğer özellikleri de aynı şekilde kullanarak işlemimizi yapabiliyoruz. Şimdi gelelim sanal post işlemini yavaş yavaş oluşturmaya. Evet şimdi projemizi oluşturmaya başlayacağız. Hemen şöyle bir cmd ekranı açarak başlıyorum. Şimdi cmd ekranı açtıktan sonra d'de çalışacağım ve cd git atlayacağız daha sonra bu kitap dosyamın içine bir tane klasör oluşturayım. Ve bunun içine backend ve frontend olarak iki tane klasör oluşturacağız ve bunların içinde projelerimizi geliştireceğiz. Şimdi projemin ismi şu olsun, dosyamın ismi şu olsun. MKdir diyeceğim dosya oluşturabilmek için. Dosyamın ismi e, not.js Next.js 14 Sanal Post diyelim. Daha sonra cd diyeceğim, not yazayım, tab'a basayım ve daha sonra bu da aynı şekilde dosyamın içine girdim. Şimdi mantıken yapmam gerekenler. İlk başta backend oluşturarak başlayalım. Diyelim ki mk'dır diyeceğim ve backend klasörü oluşacak. Ve daha sonra cd backend diyerek backend klasörümün içine giriyorum. Backend klasörüne girdikten sonra diyeceğim ki npm init y, şöyle kopyalayayım ben bunu. NPM init y diyeceğim ve şu an backendimle ilgili oluşturmam gereken dosyayı şu şekilde oluşturuyor. Daha sonra benim bu Node.js projesinin içine yüklemem gereken tüm paketleri şöyle gelip yazıyorum. NPM install express body-parser easy-pipe paketi. Dot environment paketi. Environment'ta bilgiler tanımlayacağız. CORS paketimiz var. Yani API'mizin dışarıya açılması için CORS ayarlarını yapabilmemiz için. Body Parts JSON dosyaları için Express'te zaten Node.js'te kullanacağımız API'nin türü diyebiliriz. Tekrar geliyorum burada Enter'a basıyorum ve bunun kurulumunu bekliyorum. Kurulumumuz bitti. Şimdi şöyle tekrar bakacak olursak birkaç tane bir şeyde warning vesaire demiş olsa da kurulumu yaptı bir şekilde. Daha sonra bu paketlerle ilgili hatalar alırsak güncellememiz gerekebilir. Şimdi şöyle tekrar gelip bakalım diyor ki biz de ne yaptık sanal post backend dedik yani biz backend klasörün içine oluşturduk mantıca. yine aynı şekilde ne yapacağız geri geleceğiz frontend diye bir klasör oluşturacağız yani cd 2. nokta dedim tekrar bu dizine geldim backend'den çıktım artık buraya bir frontend sistemi oluşturmam gerekiyor. Front end'imi de zaten Next.js ile birlikte oluşturacağım. Next.js'de de bir proje oluştururken zaten proje ismi giriyoruz. O yüzden dolayı direkt bunu yapıştıracağım. Ve benden projemin ismini sorduğu zaman direkt ben buraya Front end diyeceğim ve bana bu isimle bir dosya oluşturarak projemi oluşturacağım. script istiyorum, Eslint istiyorum, Tailwind, SRC istemiyorum. Bunların hepsini istiyorum diyerek bunun kurulumunu da aynı şekilde tamamlıyorum. Evet bunun kurulumu da tamamlandı. Şimdi şöyle tekrar LS de galiba şöyle bir bakalım. LS değil. neyse problem değil. Dirdi sanırım pardon şeyde kullanıyoruz. Dir yazdığımız zaman bakın şöyle backend ve frontend olduğunu görüyoruz. Yani benim bu klasörümün içinde backend ve frontend klasörümün olmuş olduğunu görüyoruz. Şimdi zaten biz zaten bunu yine aynı şekilde açacağız. Kop nokta diyeceğim ve aynı şekilde şöyle projemi açtığım zaman bir frontend ve bir backend klasörüm var. Şimdi ben bunların ikisinde tabii ki projemi çalışabilmesi için ikisini de çalıştırmam gerekiyor. Zaten bunu yapacağız. Problem yok. Şimdi hemen şunu şöyle birazcık küçülteyim. Ekranlarımı ayarlayalım ve bunları yazmaya başlayalım. İlk başta backendimizle başlayalım. Backendimin içine şöyle bir tane e, dosya oluşturacağım. İsmi server.js diyeceğim. Bu server.js'nin içinde... E, Kullanmam gereken paketleri şöyle direkt yazacağım. Express, Body Parser, pay Zaten bunları başlangıçta yükledik. Bunları yine aynı şekilde yazıyorum. Daha sonra application'ımın türünün vesaire ve body, e, JSON kullandığımızı vesaire yine aynı şekilde söyleyeceğiz. İzinlerimiz için yine şu şekilde bir kors ayarlarımız var. Bunları söyleyeceğiz. Ve pay ayarlarını şurada bu şekilde söylememiz gerekiyor. Şimdi bu pay ayarlarını tabii ki tekrar buradan bir giriş yaparak hemen buradan almamız gerekiyor. Şöyle tekrar giriş yapıyorum ve buraya tekrar geliyorum. Bir tane environment dosyası oluşturuyorum. Nokta environment. Bu oluşturmuş olduğum environment dosyasının içine şu şekilde bilgilerimi girmem gerekiyor. Bu bilgiler nereden geliyor? Hemen şuradan şöyle gelip birlikte bakalım. Ee, sayfamı biraz daha büyüteyim. Evet. Burada ayarlar bölümü, firma ayarları bölümü var. Burada API anahtarı, ISCO, API key, secret key de buradaki bilgimiz ve bir tane de base URL. Şu an tabi biz deneme ortamında yani sandbox'ta çalışıyoruz. Sandbox'ta çalışmıyor olsaydık tabii ki bu URL'imiz de değişecekti. Eğer ki ISCO yani biz bu denemelerimizi vesaire yaptık okey artık firmamızı kurmaya başlayacağız ya da neyse işte bir, bir, bir yer için yazılım yapıyorsunuz artık canlı alacaksınız yani. O zaman başvurunuzu yaptığınız zaman sadece bunun üçünü değişerek ne, ne yapacaksınız projenizi hazır bir hale getireceksiniz. Bunları kaydediyorum. Şu an bunlar tabii ki normalde sandbox yani test ortamı olduğu için önemli değil ama kesinlikle bu bilgileri kimseyle vermiyorsunuz. Yoksa sizin sanal postunuz üzerinde yine işlem yaparlar. O yüzden dolayı vermiyoruz. Tekrar gelelim server.js'ye. Eee şimdi server.js'de biz aynı şekilde bu environment'ta tanımlamış olduğumuz dosyalar aynı şekilde geldik söyledim Şimdi benim bir istek atmam gerekiyor. İsteği de şu şekilde atacağım. Direkt kopyalayacağım yine aynı şekilde. Şöyle. Evet ve bunun bir de şöyle parantezlerini ayarlayalım. Bir üstü parantez bir de normal parantez. Şöyle nokta virgülü ekleyelim. Diyoruz ki biz burada şöyle sayfamı büyüteyim. Price, paid price, currency, işte basket ID bunların görmüş olduğumuz gibi çeşitli bilgiler var. Bu bilgileri bizden istiyor. Yani ben tüm işlemler diyorum mesela şunlardan birine tıklıyorum. Tıkladığım zaman bakın burada ödeme tarihi, tahsil edilen tutar, ad, soyad gibi çeşitli bilgiler var. Bunların hepsini bizden EUSCO istiyor, EZCO istiyor. O yüzden dolayı biz de ne yapıyoruz? Bu bilgileri aynı şekilde EUSCO'nun hapisine göndermemiz gerekiyor ve bunlar aynı şekilde yazıyor. Daha sonra ben bir request göndereceğim buraya. Yani ben bu sayfaya bir request göndereceğim. O da bana response sonucu verecek. Şimdi benim bu göndereceğim request'te de buradakilerin hepsinin aynı şekilde içinin olması gerekiyor ve bu request'te eksik olan bölümleri yani normalde kullanıcının gönderdiği bölümler değil. Aynı zamanda EasyPay işte Payment Channel, Payment Product gibi çeşitli bölümleri var. Yine aynı şekilde benim bunları düzenleyerek bu hale getirmem gerekiyor. Ben burada gelen istekleri yakaladım. Next.js'den bir istek gönderdik. Yakaladım. Yakaladıktan sonra ben bunu const request dedim ve bu şekilde bir şeye çevirdim. Bu çevirmiş olduğum request'i de ben tekrar ne yapacağım göndereceğim. Göndermek için de hemen şöyle tekrar yeniden kopyalıyorum. Bu şekilde easy by payment create request diyor. Yani bir ödeme oluşturacağımı söylüyorum. Bu yukarıda yazmış olduğumuz request ile ilgili. Bunu bir kontrol ediyor. Bir sıkıntı var mı? Yok. Yoksa o zaman bana 200 cevabıyla okey diyor. Bu işlemlerin başarılı bir şekilde olabilmesi için yani benim Node.js'imin başarılı bir şekilde çalışması için bir portla yayın yapmam gerekiyor. E, o portta yayın yayın ayarları içinde yine aynı şekilde diyorum ki 3001 portunda ya da işte bu environment portunda geleceksin arkadaşım bir yayın yapacaksın ki ben de aynı şekilde ne yapayım projemi rahat bir şekilde e, kullanabileyim diyoruz Evet buraya kadar işlemlerimiz tamam ve kendimiz tamam şimdi artık ne yapacağız frontend ile ilgili işlemimizi yapacağız şimdi gelelim frontendimize hemen şöyle tekrar geliyorum buradan terminal new terminal diyorum ve buradaki bu arkadaşı açmam gerekiyor. Aslında bakarsanız benim bu, e, serverdan yayınıma da başlamam gerekiyor. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Split terminal diyeceğim. İki tane açtım. Bunları açtıktan sonra ben sağ ta, e, sol tarafta frontend çalıştıracağım diyeceğim ki cd frontend dedim. Şöyle girdim. Buraya da tekrar geliyorum. cd backend diyeceğim. Burada da backend'i çalıştıracağım. Backend'i çalıştırabilmek için node daha sonra server.js diyeceğim ve bana diyor ki server is running dedi ve bunun içindeki server.js dosyasını çalıştırdı. Bizim işlemimiz burada başarılı. Yani benim istek atabilmem için de server'ımın çalışması gerekiyor zaten. Tamam. Sonra tekrar geliyorum frontend kısmına. npm run dev diyeceğim ve burada da next.js projemi hemen ayağa kaldıracağım. Evet şöyle tekrar gelelim. Şuradan bir tane kontrolle birlikte şuna basalım. Yeni bir sekmede açsın. Evet projemiz burada. Şimdi burada bir tasarım vesaire bir şeyler yapacağız. O yüzden dolayı ben tekrar hemen durduruyorum. E, shotgun kullanacağım. E, çok fazla bir tasarım yapmayacağım aslında ama birazcık güzel dursun istiyorum. O yüzden dolayı shotgun'ı şöyle hemen gelip yine aynı şekilde kuracağım. E, shotgun komponent arayüzü yani hazır bir e, uf, arayüz diyebiliriz. Yani bunun içindeki bir, bir sürü komponenti kullanabilirsiniz. Ben de yine aynı şekilde gelip kullanacağım. Default diyeceğim. Delete diyeceğim ve renkleri istemiyorum diyeceğim. Daha sonra benim burada ihtiyacım olan iki tane komponent var. Bir tanesi buton dediğim gibi birazcık şık dursun. Butonu yükleyeceğim. Bir de input'u yükleyeceğim. Onun dışında başka bir şey açıkçası ihtiyacım yok. Geri kalanını zaten table CSS ve bununla halledeceğim. Hemen şöyle geleyim. Şunu aynı şekilde npm diyelim ve bunu da kuralım. Bunları kurduktan sonra hemen tekrar geliyorum. NPM run dev diyorum. aslına bakarsanız bir de API istek atacağım için NPM install execute'u da kurayım direkt başlangıçta. Bir daha tekrar durdurmayayım. Evet. Tekrar NPM run dev diyelim ve projemize devam edelim. Şimdi tekrar geliyorum ben buraya. Komponent dosyamızda bir buton ve input oluşturuluş şatkanla birlikte bir app klasörümüz var. Buradaki page dosyamı hemen şöyle temizliyorum ve buraya bir tane div aç kapat yapıyorum ve daha sonra komponent klasörüme tekrar geleyim form payment not da tsx diyelim ve rafçe diyelim daha sonra pay sayfasında da gelelim bu form payment'ı aynı şekilde çalıştırarak burada kullanalım Evet şöyle hemen geliyorum sayfama sayfamı yeniliyorum artık form payment'ın içinde bir e, tasarım yaparak bir işlem yaparak ne yapacağım bunu kullanmaya çalışacağım. Şimdi hemen öncelikle bu arkadaşım ben pardon form payment'ın use ile çalışacağını söyleyeyim. Çünkü bir sürü use silent kullanacağım. Bunlardan e, kullanacağım şeyleri use state'den öncelikle şöyle şuraya ekleyip ve use state kütüphanesi yine aynı şekilde gelip buraya yükleyeyim. Daha sonra axios paketi yüklediğim zaten söylemiştim. Yine aynı şekilde eksiyosun kütüphanesine buraya ekleyelim. Şimdi bakacak olursak değerlerimizde kart number işte kart numarası işte kartın son kullanım ayı yılı TV'si arkadaki şey holder name yani kartın üzerindeki yasa, yazan izin ve response yani sonuçlar için bunları teker teker kullanacağız şimdi buraya Öncelikle şöyle bir tane yine ben hazırladım direkt kopyala yapıştır yapacağım üzerine anlatacağım siz de kitap hesabında yine aynı şekilde alabilirsiniz zaten bu kodları tekrar şunu şöyle gelip kaydedeyim ve bunun üzerinden anlatayım şimdi ben aşağı tarafa bir tane input ve butonlar ekleyeceğim yani bunları ekleyeceğim ve daha sonra handle payment diye bir butonum tıklandığı zaman tetikleyeceği buraya ne yazacağım function yazacağım Burada diyeceğim ki Cons Payment Card. Payment Card'ın içinde e, yukarıdaki bu değerlerin hepsi olacak. Burada Registered Card diye bir özellik var. Bunu daha önce denemedim. Bir yaparsak, iki yaparsak sanırım kaydediyor. Ama nereye kaydediyor açıkçası denemedim. Yani EaseCon kendisine mi kaydediyor yoksa nasıl oluyor? Açıkçası denemedim. Kullanmayacağım ama yine de bunu aynı şekilde sıfır diye burada yazmamız gerekiyor. Daha sonra alıcı. Alıcı ile ilgili bilgileri yine isterseniz aynı şekilde gelip ChatGPT'ye yazdırabilirsiniz. Benim alıcım şu an standart John Doe. Zaten şey bilgileri görmüş olduğunuz gibi saçma bilgiler yani varsayılan bilgiler Lorem Ipsum gibi. Yine aynı şekilde burada tüm değerlerim var. Benim bu değerleri normalde eksizlik eksiksiz bir şekilde kullanıcıdan almam gerekiyor. Ya da alamadığım değerler varsa da yine aynı buradaki gibi tüm kullanıcılara mesela kontrol Türkiye gönderilebilir ya da zip kodu mesela istemiyorsunuzdur zip kodunu hesaplaması için bir şey yazabilirsiniz. İşte İstanbul'sa mesela 34.100 yazabilir. Örnek olarak söylüyorum. İşte Ankara ise 0.6.100 yazabilir gibi çeşitli bir şeyler yapabilirsiniz. İşte şu bilgileri almanız gerekiyor. Burada TC kimlik numaramız var. Yani bunları aslına bakarsanız hepsini kullanıcıdan almanız gerekiyor. Ama kullanıcı tabii ki bazen yormamak için bazı verileri ne yapıyoruz? Mecburen almıyoruz. Daha sonra shipping adres kısmımız var. Yani e, sanal posta alınan ad, e, işlemin teslim edileceği adres. Genellikle zaten bununla bunun e, genellikle çoğu sitede bir tane adres vardır. Shipping adres ve billing adres aynı olarak kullanılır. Birisi fatura adresi birisi de shipping adres yani siparişin gönderileceği adres. Daha sonra basket items yani sepetimdeki ürünler. Sepetimde kaç tane ürün varsa buraya yine aynı formatta gelip yazabilirim. Bir tane virgül ekleyerek ikincisini üçüncüsünü aynı şekilde yazabilirim. Bunlar dışında başka ne var? Payment data. Payment data'da da benim toplam tutarım, işte ödenen tutar işte gibi çeşitli bilgiler var. Bunları daha sonra hepsine ne yapıyoruz? Burada daha doğrusu payment data pardon özür dilerim. Yukarıdakilerin hepsi bakın birleştiriyor. Normal ödenen tutar işte para birimi basket ID payment kart diyor. Bakın payment kart nerede? Yukarıdaki payment kart. Buradaki bilgiler. Sonra tekrar aşağı inelim alıcı shipping adres ve basket items yani şuradaki basket item'ımız da ne bizim görmüş olduğumuz gibi e, sepetimdeki ürünler yani birden fazla da aslında olabilir ama şu an ben bir tane oluşturdum birazdan zaman olmasa bir tane daha oluşturur yani aynı şekilde ne yaparız bunu test ederiz daha sonra benim oluşturmuş olduğum 3001 API Payment diyor bu ne demek hemen şöyle tekrar geliyorum server.js'ye biz buraya bir tane nerede? Epi Payment yazdık. Ve buraya dedik ki biz 3001 portu. Yani tam olarak istek atacağım yerin ismi burası. Ve URL'i de yine bu şekilde diyorum. Buraya kadar işlemlerimiz okey. Sonra Content Type Application JSON. Yani ben JSON formatında bir şeyler gönderdiğim için iyidirse bunu eklemem gerekiyor. Yoksa ne yapıyoruz? Hata alıyoruz. Şuraya şöyle butonu tetiklemek için yazmışım. Problem değil. Onu da silelim bu arada. Tamam. Onun dışında gelelim buraya hemen ödeme formu kısmına. Ödeme formu için şöyle yapacağım ben. Hemen anlatayım. Diyeceğim iki tane gridim olacak. iki tane yan yana. Gridlerimden bir tanesi şöyle tekrar bir tane div açayım. Hatta iki tane açarak gidelim. Diyeceğim ki bu h screen olsun işte gibi şöyle yazalım. Last name. şöyle kopyalayayım. Diyeceğim ki tüm sayfayı kaplasın. 600 flex flex gibi çeşitli birkaç tane Fil geleceğim. Daha sonra bunun baş bir tane başlangıçta şöyle bir H1 yazayım. Diyelim ki işte ödeme formu bu senin. Ee, daha sonra yan yana kullanacağım şeyler olacak. Ee, daha doğrusu alt alta kullanacağım şeyler olacak. O yüzden dolayı buraya ne yapıyorum? Bir tane flex call diyerek bir tane şu şekilde bir flex işlemi yazıyorum. Daha sonra tekrar geliyorum. Bir tane input ekleyeceğim yine. Şöyle diyeceğim ki Holder name. Yani benim yukarıdaki şu holder name'imi yine aynı şekilde gelip kullanıyorum. Şunu küçültelim artık. Buradaki holder name'i ne yapıyorum? Yine aynı şekilde kullanıyorum ve değeri alıyorum. Aldığım değeri de ne yapacağım? Daha sonra kullanacağım. Yani burada kullanacağım. Handle payment'ta kullanacağım. Değerlere erişebilmek için bizim burada on change özelliğine set holder name deyip oradaki de e, değere erişmek için de bunu yazıyorum. On change özelliğiyle birlikte. Ve value değerine de yine holder name yazıyorum. Varsayılan değer olarak ne yapacak? burada alacak, buraya atayacak. Bu şekilde ne yapacağız? Bunu kullanacağız. Bir tek bunu bu şekilde değil, aslında diğerleri de yine aynı mantıklı olacak. Tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Kart numarası. Onun dışında şöyle yapalım. Bir tane daha div açayım şöyle. Ve bu divin içine de işte son kullanma ayıyla son kullanma yılını eklemek istiyorum. Yani ikisi yan yana olsun diye, şunun ikisini de yine aynı şekilde gelip kopyalıyor. Buraya kadar tamam. Geriye ne kaldı şu an? Bu divin dışına çıkacağım tekrar. Geriye sadece bir tane CV alanı kaldı. Yine şunları şöyle ekleyeceğim. Bu input'un kütüphanesini yüklemedik galiba. Şunu aynı şekilde gelip yükleyelim. Sonra şöyle bir bakalım. Evet görmüş olduğumuz gibi tasarımımız şu an bu şekilde. Yan tarafı bilerek boş bıraktım. Oraya da sonuçlar yazılacak. Çünkü o yüzden dolayı. Şimdi bunların işlemleri yine aynı şekilde tamamlanması için benim buraya bir buton eklemem gerekiyor. Ve butonun 10 klikine de yukarıda yazmış olduğum Handle Payment'ı eklemem gerekiyor. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra gelelim bizim sonuçlar bölümümüze. Ee, şöyle tekrar geleyim yukarı doğru. Şu arkadaşı şöyle şuradan küçülteyim. Sonuçları da şu beyaz olan bölüme yazacağım. Buraya tekrar geliyorum. Bir tane div açıyorum. Ee, yine aynı şekilde biz bu dive şöyle bir class name h screen diyelim ve şöyle tekrar gelip bunun içine şöyle bir şey yazıyorum. Diyorum ki response eğer ki boş değilse doluysa o zaman bana response'deki değerleri bu şekilde yazdırman gerekiyor diyorum. Birkaç stil vesaire bir şeyler aynı şekilde ekledim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi artık ne yapacağız? İkisi de çalışıyor. Hem burası çalışıyor hem burası çalışıyor. Artık bunu bir test edebiliriz. Hemen test kartlarımıza gelelim. Şu başlangıçtaki kartımı geleyim alayım. Kart sahibinin isminin bir önemi yok. Kart numarası ve daha sonra son kullanmayı 04 diyelim. 2026 diyeyim. CV'sine de 3 harfli bir şey girelim. Ve ödeme yap diyelim. Görmüş olduğumuz gibi başarılı bir şekilde olduğunu söylüyor. Tekrar hemen yeniden bir giriş yapıyorum öyle hızlı bir şekilde. Daha sonra burada işlemler tüm işlemler bölümüne geliyorum. Şimdi şöyle yapalım biz. Handle payment. Şurada John Doe yazıyor ya. Bir daha tekrar istek atacağım ben rahat bir şekilde görmeniz için. Efe Görkem diyelim. Örneğime de Ümit diyelim mesela yine aynı şekilde. Tekrar geleyim aynı şekilde istek atayım e, e aklında şüphe kalmasın diye en azından tekrar şöyle deneme yapalım 04 2026 504 diyelim ödeme yap diyelim tekrar durumumuz sakses olduğunu görüyoruz tekrar şöyle gelip bakalım e, Evet şöyle bakalım Evet görmüş olduğumuz gibi bakın burada Efe Görkem Ümit ve burada değerlerim yazdı bunlardan birini üstüne tıkladığım zaman yine şöyle orgulayım tıklıyorduk ha. Tıkladığım zaman başarılı. IP adresi benim burada yazmış olduğum IP adresi bakın city. Ee, daha sonra country zip kod gibi çeşitli verileri yine aynı şekilde burada ne yaptık kullanıcıya gönderdik ve işlemimizi başarılı bir şekilde yaptık. Şimdi gelelim diğer mevzulara. Şimdi bizim burada bir türlü test kartımız var. Bizim normalde büyük bir web sitesi yapıyorsa aynı zamanda tüm e, şartları düşünmemiz gerekiyor. Mesela yabancı kartlar. Yabancı kartlarda da mantıken bizim farklı bir şeyler uygulamamız gerekebilir. Yabancı kartlarda sanırım şurada bir iki tane bir şey de geliyor. Benim buradaki değerlere erişiyor olmam lazım. Yani bu ne demek? Şu demek aslında. Eğer ki biz burada ne dedik normalde? Response dedik. Eğer ki ben şunu dersem burada response nokta e, burada neymiş bunun değeri? Statusmuş mesela. Response nokta statüs dersem ve tekrar gelip burada bir işlem yaparsam kartları. şu yabancı kartlardan birini alıyorum gerçi. Şu an tekrar yapalım. E, bu tarihleri, e, bu aynı yazmak zorunda değilsiniz ama ileri bir tarih yazmanız gerekiyor. Burası 3 üç ayın olması gerekiyor. Ödeme yap diyorum. Bakın, sadece saksesi yazdım. Yani ben artık işlemlerimi yaparken, e, eğer ki durum response'den gelen statüs 200 sayıda saksesse, o zaman kullanıcıyı şu sayfaya yönlendir. Eğer ki değilse bu sayfaya yönlendirildiği gibi ne yapabilirim? İşlemlerimi aynı şekilde yapabilirim. Sadece bu değil aynı zamanda burada denememiz için birkaç tane daha farklı kart çeşidi yazmış. Yani bizim aynı şekilde bizim bu hata kodlarını ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Mesela demiş ki şöyle bir kart numarası var. Ee, ne diyor işte? Bu kart kullanıma kapalı ya hatalı bir kart, kart bilgisi vermiş işte. Diyor ki şöyle tekrar gelip yazıyoruz. Evet ödeme yap dedik. Yine buna success dedi. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Büyük bir ihtimal ondan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Şöyle tekrar gelelim. 0426. Evet buraya 2026 yazmamız gerekiyor. Ödeme yap diyelim. Evet bu da success dedi aslında. Bakalım çeşitli farklı bir şey var mı? Bir şey göremedim aslında. Buraya tekrar gelelim. Şu validation hatalarına bakalım. Bakın burada kart numara bu yok. Bir öncekinde Bugün değil bu. Yok bugün 954. Ee, şöyle bir detaya bakalım. Şu tüm işlemlere tekrar geleyim. Bakalım. Evet. E, ee, bunu da başarılı olarak algıladı. İlginç. Bunlar normalde hatalı kodlar. Yani hatalı kart kodları. Şunlardan birini deneyelim mesela ne olacak. Bakın bunda dedi ki 1.51 dedi. İlk kart numarasıyla ilgili demek ki bir sıkıntı var. Diyor ki mesela kart limiti yetersiz veya bir şey. Yani ben burada o zaman ne yapabilirim? Error mesajı bulduğum zaman yine aynı şekilde kart limiti ya da yetersiz yetersiz bakiye diye kullanıcıya bir mesaj gönderebilirim. Yine mantığımız aynı. Responsenin yanına geleceğiz. Bunu yazacağız. Onun dışında başka nelerimiz var? Mesela burada test kartlarına bakalım. İşte invalid transaction, lost card, stolen card. Yani Lost ne gibi bir işlem yapılır? Bilmiyorum açıkçası bakalım. Öde dönetimden geçemedi diyor mesela. Bu mesajları yine aynı şekilde burada geldiği gibi alabiliriz ya da bu mesajları kendimiz istediğimizde göre değiştirerek ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Ya da buradaki error kodlardan yine aynı şekilde error kod 6001 ise mesela işte bana şu şunu yaz gibi kullanıcı mesajlarımızı oluşturabiliriz. Evet, şu an için bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra bununla ilgili büyük bir proje geliştirken aynı şekilde kullanmayı düşünüyorum. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa abone olup like atarsanız sevinirim. İstediğiniz bir proje varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.